Yukarıda verilenlerden hangileri yeryüzünün aşırı ısınması ve soğumasını engeller? Bulutlu olan bir yerde nem fazladır. Nem varsa aşırı ısınma ve soğuma gerçekleşmez. Daha dengeli bir sıcaklık söz konusudur. Kar örtüsü aynı şekilde yine nem kaynağı oluşturur. Bitki örtüsü olan yerlerde yine aynı şekilde aşırı ısınma ve soğuma olmaz. Ve bu üçünü de aldığımız için doğru cevabımız E şıkkı olarak değerlendirilebilir. Aşağıdaki haritada A ve B merkezlerine ait Ocak ayı sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre A ve B merkezlerinde sıcaklık ortalamalarının farklı olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A'da 8 derece, B'de 2 derece sıcaklık var. Yaklaşık aynı enlemde bulunan bu iki merkezde sıcaklık farklılığını biz enlem ya da güneş ışınlarının geliş açısıyla açıklayamayız. Çünkü aynı enlemde güneş ışınları aynı açıyla geldiği için sıcaklığın eşit olması gerekiyor. Bunun yanında ki Kuzey Yarımkürede ekvatordan gelen akıntılarımız sıcak karakterli. Burada Alaska sıcak su akıntısı var. Diğer tarafta Kuzey'den gelen akıntılarımız ise soğuk oluyor Kuzey Yarımkürede. Burada da Labrador soğuk su akıntısı var. O zaman burası daha soğuk, burası daha sıcak oluyor. Demek ki buradaki farklılığın temel nedeni okyanus akıntıları. Nem oranı istediğiniz Deniz kıyısında, yağış ortalamaları birbirine yakın, olabilir. Yükselti zaten deniz kıyısında sıfır. O yüzden bu faktörleri de dikkate alamadık. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda K ülkesine ait bazı sıcaklık özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerden hangileri K ülkesinin bulunduğu yarımküre hakkında bilgi verir? 1. Ülkede bulunan dağların kuzeye bakan yamaçları daha sıcaktır. Ki kuzeye bakan yamaçlar daha sıcaksa bu güney yarımkürede olduğunu gösterir. Bakı etkisiyle bunu e, açıklaya biliriz. En sıcak ayları Ocak ve Şubat ise bu Güney Yarım Küre'dedir. Çünkü Güney Yarım kış yaşanırken kuzeyde yaz ya da tam tersi bir durum söz konusu oluyor. 3. Ülkenin doğusuna doğru gidince sıcaklığın azalması ki aynı enlemde sıcaklığın değişimini biz e, yükselti gibi özel konum şartlarıyla açıklıyoruz. Bu bize yarımküre hakkında bilgi vermiyor. 4. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı ülkenin kuzeyinde daha azdır. Bu nemlilikle alakalı deniz kıyısında olup olmaması gibi faktörlerle alakalı bu da yarım küre hakkında bilgi vermez. O zaman 1 ve 2'yi aldık. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Yeryüzündeki sıcaklık dağılışı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalır ki bu güneş ışınlarının geliş açısıyla alakalı enlem faktörüne göre doğru bir ifade. B. Kuzey yarım kürede orta kuşak karalarının batısı doğusuna göre daha sıcaktır. Özellikle okyanus akıntıları, batı rüzgarları gibi durumlardan dolayı bu durumda doğru bir bilgi. C yükseltinin fazla olduğu yerlerde sıcaklık ortalamaları daha düşüktür. Yerden yükseldikçe ortalama 200 metrede sıcaklık 1 derece azalır. Bunun temel nedeni atmosferin daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınmasıdır. D kuzey yarımkürede dünyanın güneşe en yakın olduğu dönemde ki dünyanın güneşe en yakın olduğu dönem 3 ocaktır. Eksen eğikliğinden dolayı bu dönemde kuzey yarımkürede kış mevsimi yaşanır. En yüksek değil, en düşük sıcaklıklar burada görülmektedir. O yüzden doğru cevabımız D oldu. Nemli bölgelerde sıcaklık farkı azdır çünkü nem sıcaklığı dengelediği için böyle bir durum ortaya çıkmaktadır. Haritada numaralandırılarak gösterilen okyanus akıntılarından hangileri etkili olduğu bölgelerdeki sıcaklığı azaltır? Şimdi ekvatoru dikkate aldığımızda kuzey yarımkürede ekvatordan gelen yani güneyden gelen sıcak, kuzeyden gelen soğuk su akıntısıdır. Güney yarımkürede ise tam tersi. Kutuptan gelen soğuk yani sıcaklığı düşüren, ekvatordan gelirse sıcaklığı arttıran bir etkide olmaktadır. Buna göre sıcaklığı azaltır dediği için 1 ve 3'ü dikkate almamız gerekiyor. Doğru cevap da B şıkkı olarak değerlendirilebilir. Mahmut öğretmen coğrafya dersinde sıcaklığı etkileyen faktörleri anlattıktan sonra öğrencilerine güneş ışınları 40 derece kuzey enleminde yer alan Ankara'ya 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde yaklaşık 50 derecelik açıyla gelir. Ancak Eylül ayı Mart ayına göre daha sıcaktır. Bu durumun nedeni ne olabilir şeklinde soru sormuştur. Öğrencilerden buna göre verilen cevaplardan hangisi doğrudur? E, Şaban Eylül ayı yaz mevsiminden sonra olduğu için yeryüzünde yeterince soğumu olmamış. Ve e, Özek'e yazdan çıktığımız için o ısı hemen kaybolmamış. Buna bağlı olarak Eylül Mart'tan daha sıcak olmuştur. Doğru bir ifade. O yüzden A şıkkı doğru cevabımız oldu. Ki biz bunu ısı birikimi ve ısı kaybıyla açıklıyoruz. Örneğin kıştan çıktık soğuk bir dönemden Mart ayına geldik. Mart ayı daha soğuk serin geçiyor ama yazdan çıktığımız Eylül daha sıcak olmakta. Mart ayında güney sektörü rüzgarlar etkilidir. E, e, Eylül'de de etkili olabilir. Mart ayında hatta sıcaklığı arttıracaktır güney sektörü rüzgarlar. Daha sıcak olması gerekir buna göre. Mart ayında dinamik basınç kuşakları etkilidir. Dinamik ya da termik sıcak soğuk etkisi olabilir. Bunu da almadık. Zaten diğerlerini değerlendiremiyoruz. O yüzden A şıkkı doğru cevabımız oldu. Yeryüzündeki temel ısı kaynağı güneştir. Güneşlenme süresinin artmasına bağlı olarak sıcaklık değerleri de artar. Buna göre faktörlerinden hangileri güneşlenme süresini etkiler? Mevsimler, yaz ve kış dönemi farklı güneşlenme süresi olmakta bu etkiliyor. Bulutluk ki bulutlu olduğu dönemlerde bulutun fazla olduğu dönemlerde güneşlenme daha az oluyor. Tam tersinde daha fazla. Bakı güneşe dönük yamaç yine güneşe dönük yamaçlar daha fazla güneşlenmeye sahip olabiliyor. Üçü de etkiledi. E şıkkını doğru cevap olarak aldık. Haritada numaralandırılan ülkelerden hangisinin en sıcak dönemi diğerlerinden farklıdır? Ki ekvator çizgisini çektiğimizde kuzey yarım kürede yaz yaşanırken güney yarım kürede kış ya da tam tersi durumlar gerçekleşmekte. 4 merkezimiz 1, 3, 2 ve 4 kuzey yarım kürede olduğu için bunların sıcak olduğu dönemler benzer. Ama güney yarım kürede yer alan 5 numara diğerlerinin tam tersi dönemde sıcak dönemini yaşıyor. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olarak değerlendirilebilir. Yukarıda verilen durumların ortaya çıkmasında etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? 1. Kutuplarda kar örtüsünün geniş yer kaplaması enlem faktörüyle açıklanır. Ekvatora uzaklıkla açıklanır güneş ışınlarıyla. O yüzden yükselti, bakı gibi etkenleri eleyelim. 2. Alp dağlarının güneye bakan yamaçlarında kar örtüsünün daha erken erimesi güneşe dönüklük bakı etkisiyle açıklanır. Yükseltiyle değil. 3. Tropikal kuşakta bulunan bazı dağların zirvesinde kalıcı karların bulunması zaten yükselti. Çünkü yüksek olduğu için o kalıcı karları rastlıyoruz. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda bir bölgeye ait izoterm yani sıcaklık haritası verilmiştir. Haritadan yararlanılarak aşağıdaki sorulardan hangisi cevaplandırılamaz? Bölge hangi yarımkürede yer alır? Şimdi yön oku var ama güney yarımkürede de kuzey yönü var. O yüzden ben buradan yarım küreye ulaşamam. Hangi yöne doğru gidince sıcaklık azalır? Ki yön oku var. Kuzeye doğru gittiğimde sıcaklık değerleri arttı. Güneye doğru gittiğimde sıcaklık değerleri düştü. Zaten buna ulaşabiliyorum. Bölgede en yüksek sıcaklık ile en düşük sıcaklık arasındaki farkı verilen derecelerden yola çıkarak bulabilirim. Bölgede bulunan yerleşmelerden hangisinin sıcaklığı daha yüksektir? Ya tabii ki sıcaklık değerlerini burada verdiği için hangisi daha sıcak? Hangisi daha soğuk? Bunu bulabiliyorum. Serin yurtta sıcaklık yaklaşık kaç derece? 14 ile 13 derece arasında iki izoterm arasında kalmış. O yüzden buna da ulaştık. Yarım küreye ulaşamadığımız için doğru cevabımız A şıkkı oldu. Aşağıda dünya ocak ayı ortalama indirgenmiş yani yükseltinin dikkate alınmadığı sıcaklık dağılış haritası verilmiştir. Buna göre Avrupa kıtasının batısında 10 ve 0 derece izotermlerinin Kuzey Kutbuna doğru kırılmasının temel nedeni hangisidir? Ki burada baktığımızda, özellikle Avrupa kıtasının batısında burada daha sıcak olan yerlerin kuzeye doğru kaymasından bahsedilmiş. Buradaki Gulf Stream dediğimiz sıcak su akıntısı bu kıyıları etkileyerek sıcaklığın daha da artmasına sebep oluyor. O yüzden böyle bir değişim görülüyor. Zaten yükselti etkili değil. Enlem etkili olsaydı çizgilerin daha düz olması gerekiyordu. Alize rüzgarları da zaten eee ekvatoral kuşakta etkili olduğu için buraya kadar etkisini gösteremiyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu.